Ali Yılmaz. En son alışverişimizi 2019 yılında yaptık ve haliyle 2019 ile 2021 arasında %300'lük bir fiyat artışı. Ve de maalesef ki okul idareleri tarafından işte birkaç firmaya yönlendirildiğimizden fiyatı sorma gibi bir durumumuz da yok maalesef ki. Öyle bir opsiyonumuz da yok. Geliyorsunuz yukarıdan alıp kasada ödeme yapıp çıkıyorsunuz. Hani Türkiye şartlarında bence çok pahalı. Hani bilmiyorum fiyat vermekte bir beis var mı ama iki çocuk için 500 lira gibi bir kıyafet ve de birer parça aldık. Bence çok pahalı. Buna yetkililerin el atması bence iyi olur. Vatandaş için çok çok iyi olur. Yani lütfen bunu tekelleştirmesinler. Yani kimse internetten mi alıyoruz ya da okul aile birliğinden mi alıyoruz? Bunlara yapalım. En azından kişiler kazanacağına okul kazansın. Belki onunla da durumu olmayan öğrencilere bir şey yapılabilir diye düşünüyorum. Ya okulun eğitimin bütçesi yok. Hani zorlayacağız. Benim babam hep şey derdi işte ceketimi satar okuturum seni diye. Ama hani ceket satma pozisyonuna gelmedik. Velhasılı yani sarsıyor onu söyleyebilirim. Yani %300'lük bir artış kimse makul karşılamaz. Pazarlık yapmak istiyorum. Belki diğerinin daha kaliteli olacak anlatabiliyor muyum? Belki ben kendim yaptırmak istiyorum. Ya ben bunları söylemek istiyorum. Lütfen yetkililer el atsın. Sadece bunu söylüyorum. İsmim Hilal. Hilal Gençtürk. Eğitimciyim. Çocuklarımın alışverişi için geldik. Alışverişimizi yapıp, kırtasiye alışverişlerini yapıp döneceğiz inşallah. 1,5-2 seneye yakın bir pandemi süreci. Evet çocuklarımız hem okuldan hem eğitimden hem de bu tür alışverişlerden bizi uzak tuttu ama buna rağmen ben de çok yüksek görmedim açıkçası fiyatları. Normal. Hani 1,5 senelik, 2 seneye yakınlık bir süreç var. Çok afaki bir rakam yok açıkçası. Normal yani. Sadece kızımın forma alışverişi 300'e yakın tuttu. Bu da günümüzde diğer market alışverişlerine ya da diğer hani giderlere baktığınız zaman çok da büyük bir meblağ değil. Diğer kızım da lisede, onun da alışverişleri var ama daha kırtasiyeye hiç girmedik. Açıkçası bir 500 ya da 600. Okuldan hala liste gelmedi. Normal rutin kalemdi, defterdi. Bu tarz alışverişleri bir 500 ile 750 arası bir bütçe ayırdık. Tek çocuk için. İki çocuk için de nereden baksanız 1,5 falan gidecek. Yani biz şunu diyoruz, eğitim olsun, kapanmasın, süreç uzamasın da biz bu alışverişlerimizi yapalım. Bu bütçeyi ayıralım. Yeter ki eğitimsiz bir toplum olmasın. Eğitimci gözüyle her şey olabilir. Kapanabilir mi? Kapanabilir. Ama hani bunu istemiyoruz. Kesinlikle hem veli olarak hem eğitimci olarak istemiyoruz. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız bu süreçte çok ciddi zararlar gördü. Hem eğitim açısından hem evde sadece bilgisayar ve tablete bağımlı olarak kaldılar. Bomboş bir gençlik ve bomboş bir nesil oldu. O yüzden de hani herkes, her birey üzerine düşeni yapsın. Bu süreç tekrar başımıza gelmesin. Tekrar biz hani kapanmayı yaşamayalım. Çocuklarımız eğitiminden, okulundan, kurslarından uzak kalmasın. İsteğimiz bu. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve bunun akabinde de herkes lütfen tedbirlerine dikkat etsin. Aşılarını olsun. Hepimiz oluyoruz. Yani bu anlamda korkmasınlar. Hepimizin çoluğu çocuğu var ama biz geleceğimiz için, çocuklarımızın iyi bir eğitim alması için, nesillerimizin devamı için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ülkemize güveniyoruz. Herkes de birey olarak bu sorumluluğu alsın istiyorum. Ben Ahmet Akyar. Kayseri Pınarbaşlıyım. Kayseri'de oturuyorum. Kayseri'de doğdum. Kayseri'de büyüdüm. Bu şekilde hayata devam ediyoruz. Bir yere bağlamışlar, aynı yerde, aynı kişilere bağlamışlar. Fiyatlar zaten uçmuş gitmiş, Allah yardım etsin. Kalite desen kalite yok. Hiç kaliteden kalite yok. Yani aldığımız mala bakıyoruz, kalite yok ama üstüne isim yazmışlar. Mecbur dediği fiyatı veriyoruz. Aynı yerde görüyorsunuz. Sosyal mesafe, insanların kalabalıklığı. Yani virüs burada geziyor zaten. Zaten virüs harcamada da geziyor, insanlarda da geziyor. Bir yere küçücük bir yerin içine almışlar milleti denemeden parayı, yani adam para almaktan yetiştiremiyor. Vallahi okula bütçesi sınırı yok. Okul, çocuk okuduktan sonra istediği kadar, yani bütün her şeyimizi çocuklarımıza adadık biz sonuçta. Zaten okula geldim her şey kapanıyor ama diğer şeyler bakıyorum her taraf
çalışıyor, sıkıntı yok. Ama okulda kapanacak, hiç boşa yorulmasınlar yani. Bir aya kalmaz okullar da kapadılar. Turizmi zaten açtılar, her tarafı kendi işlerini yönettiler. Şu anda okula geldi mi kapatacaklar. Görüyorsunuz kalabalığı, yani ortada her şey. Yani ekonomi işte, görüyorsunuz işte her şey pahalılık, hayat devam ediyor. Çok şükür sıkıntı yok ama insanları görüyorsunuz sıkıntılar içinde yaşıyorlar. Benim adım Nisa Nurakyer. 8. sınıfa yeni geçtim. LGS dönemine başlayacağım bu sene. Kıyafetler çok pahalı. Ben eski 6. sınıftayken yeni almıştım olmuyor diye. Şimdi bir daha almak zorunda kalıyoruz. Eşofman takımım eskiydi ve oluyordu ama eski olan formaların olanında. Ama şimdi yeni forma çıkardılar. Şimdi eskisiyle gitsem acaba kötü olur mu diye düşünüyorum ve almak da zorunda kalıyorsun. Herkes giyerken senin giymemen kötü oluyor tabii. Çok fazla pahalı. Kitaplar olsun 40-50 tane. Bir tane sadece fen kitabı alıyorsun 8. sınıftan. 50 TL para veriyorsun. 75 lira, 100 lira çok fazla pahalı istiyorlar. Ama ben onun yerine daha kullanışlı, her gün giyebileceğim, yakmayan, kaliteli ürün alsam daha 50 liraya daha uygununu alabilirim.